Ya kardeşim dün dedin ya, 100.000'i sen alacaktın, 100.000'i ben. Sonra projeni geliştirip Trabzon'u Rusya'ya iskeleyle bağlayıp adını verecektin. Yok, ben vazgeçtim. Niye lan? Dün Pespa'ya bir bayan aradı. Ağzında çiklet, bağırdı, çağırdı. Bir tepem attı ya. Çek beni köprüyü ihaleden. Beton olsunlar. Lan o köprü değil. Dev bir deniz yatağı. Efendi gibi rica etseydi belki. Ama terbiyesizliğe tolerans tanımayırım. Ben de seni tanımayırım. Sen çekmezsen şirket adına ben geri çekerim o projeyi. Zor. Sen hastanede peyniri vakumlatırken imza yetkisi bağa geçti. Şirket sorumlusu benim. Allah gani gani belanı versin reis. Bir daha hamsi yiyeme reis. Hop, lafını bil de konuş. Akşamüstü. Yüzer iskeleli ihaleye çıkan şirketin ismini öğrendim Selahattin. Öyle mi? Başyapıt inşaat. Aa! Aham da burası ya lan. Her şey senin başının altından çıktı değil mi lan? Ha? Uyanık seni. Gremlin seni. Ya şimdi şöyle anlatayım. Hem bize batır hem parasızdır ha. Pikniktim seni. Bir yere yakından korkacaksın arkadaş. Öyle diyorlar. Reis. Bunun projesiydi benim canım. Vallahi bunun projesiydi. Hiç evcil hayvanım olmamıştı. Fakat farkında olmadan bunca zaman koynumda yılan beslemişim. Lan. Benjamin. Oğlum babama dedim ben o ucuz projeyi hallettim. Çekiliyorlar dedim. 3 milyon dolar içerideyse oğlum babam bitirir beni ya. Ağlama bakayım. Tut. Kocaman adam oldun. Allah! Allah! Alayım kulağını bitsin bu iş oğlum. Bak çok uzadı o kıkırdak orada fazla bak. Benim gözüm o rahatsız ediyor. Simetrik değil. Benjamin. Ya bunu kulaklısıyla kulaksızı fark etmez. Bir baksana ya. Doğayla bile uyumlu bir tasarım değil. Ergonomik diye bu ya. Sağ yazık olur. Aylarca içeride yatarsın. O çirkin dekorasyonlu koğuşlarda. Yatak örtüleri alacak bulacak. Duvarla sade boya bile değil. Uy. Nasıl ya? Hapishaneler duvarlar saten boya değil mi ya? Duvar kağıdı? Ya olur mu öyle şey abi? Nerede bu devlet ya? Of. Aklın yolu bir. Sen aklı başında bir adamsın. Lan yeter lan! Yeter! Bitsin! Kesme ucunu! Yeter lan! Yeter! Bitsin! Kesme ucunu! Yeter! Yeter lan! Yeter! Bitsin! Kesme ucunu! Yeter lan! Yeter! Yetti ya! Demirbaş bunlar hemşerim. Oğlum bak Allah'ın adını verdim iyi geliyor. Onu da kırayım rahatlayayım takarım ben kafaya. Vermem. Ver oğlum rahatlasın. Benim üzerime zimmetli. Vermem. Oğlum bak ben onu kafada kırmadan rahat edemem. Zimmetli vermem. Kalk. Birisi kurtarsın beni bu manyaklardan. Abim. Abim. Yine mi kafana bardak? Bitmişti bu iş hani. Ya Nuray çok kırmadım. 3-5 tane kırdım. Son bir tane daha kaldı. Onu da şey yapayım tamam. Abim yapma babam. Hiç kızmayacakmış vallahi. Ya tamam son bir tane daha kaldı. Onu da kırayım tamam ya. Gel abim. Selahattin abi, babam ortalığı yıkıyor. Bunlar bize kazık attı diyor. Dönürler yılan çıktı diyor. Ne yaptırız abi? Bu iş büyüyecek. Beni de yaktırız abi. Bardak. Ne bardağı la? Yürü. Babam bunlar 3 kağıtçı çıktı diyor. Aşk olsun ama kızım estağfurullah. Nurhayat ama olmaz böyle. Bak biz pırlanta gibi bir aileyiz ya. Hadi gidelim Nurhayat. Babam kızacak. Bizim reisle şu anda nerede olduğunu bilmediğimiz damadın avanaklığı, işgüzarlığı. Yanlış anlaşılma. Şimdi o konu o kadar basit değil yalnız. Onu konuşuruz da. Bardağın sahibi var mı acaba? Şş, abim. Ya sektörde rekabet olabilir diyor babam. Ama bu resmen kazık diyor. Ben böyle aileye kız verir miyim diyor. Ya bizim düğün yatımı ne oldu Rıza'm? Tabii yani şimdi baban öyle düşünüyorsa. Hadi Nurhayat gidelim bak babam ararsa burada bulmasın bize. Evet konuşulur bakılır. İş hayatıdır ayrıdır. Çare bulunur zamanla öyle değil mi iş hayatı bu konularda? İletişim özellikle. Allah! Bu kadar senin şerefine mi oldu?
Ferahladım, rahatladım. Problem yok. Oldu, görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Zaten yine konuşacağız. Hadi Nur, hadi. Kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.